Şu an İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün içindeki rektörlük binasının önündeyiz. Bugün saat sabah 8.30 civarlarında Vezneciler'de Çevik Kuvvet otobüsünün geçiş sırasında bir bombalar aç patlaması meydana geldi. Patlamada 7 polis, 4 sivil olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi ve 36 kişi de yaralandı. Sabah patlamanın olduğu saatlere yakın bir zamandan itibaren Vezneciler ve İstanbul Üniversitesi kampüsü civarında dolaşarak öğrencilerden, memurlardan ve esnaftan çeşitli görüşler aldık, neler yaşadıklarını dinledik. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde üniversite özel güvenliklerinden, kantin çalışanlarından, memurlarına kadar hepsi şunu söylemiş oldu. Güvenlikler özellikle şunu belirttiler. Patlamanın olduğu yer aslında Vezneciler'de, Vezneciler Kız Yurdu'na yakın bir yerdeydi. Ancak patlamanın etkileri, yani bilyeler ve şartlar parçaları merkez kampüsünün içerisine kadar geldi. Bugün ve bu hafta aslında İstanbul Üniversitesi'nin bütünleme sınavlarının olduğu hafta, patlama dolayısıyla sınavlar iptal edildi. Ancak özellikle üniversite çalışanının bir tanesinin belirttiği gibi şu an rektörlükten, hatta arkamızda gördüğünüz olan rektörlükten herhangi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak herhangi bir açıklama yapmadı. Üniversitenin içerisinde bir veya nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi de yok. Üniversite çalışanlarında kimisi buna tepkili ve rektörler de bu kadar olay oldu. Üniversite öğrencileri, çalışanları, personel bunca tehlikeyi atlatmışken rektör nerede dediler. Herhangi bir kimse, herhangi bir yetkili kendini arayıp iyi misiniz, nasılsınız, herhangi bir zarar gördünüz mü diye sormadığını belirttiler. Şu an gördüğünüz gibi okul içerisinde çok az çalışan var. Ancak üniversiteliler yok. Patlamanın ardından sınavlar tatil edildi ve öğrenciler okula gelmedi. Gördüğünüz gibi merkez kampüsün içerisinde pek kimseyi görmek mümkün değil.